Zabıtalar belirlenen alanlar dışında kurban kesenlere göz açtırmadı. Sadece kaçak kesim yapanlar cezalandırılmadı. Kaçak satış yapan birçok kişiye de cezai işlem uygulandı. TRT Haber ekipleri denetimleri görüntüledi. Ben cezayı kabul etmiyorum çünkü sonuçta bakın madem yasaklıysa... İtiraz ettiler. Sizce hijyenik mi ortam? Yani bu ortamda tozun toprağın içerisinde... Güzel yani. Olmaz daha böyle. Daha şey yok yani. Şimdi herkes... Kesim ücretlerinden şikayet ettiler. Koyun kestik 500 liraya aldı. 500 liraya bir de bu kesim parası verirsek bizim halimiz ne olur? Burası bize çok yakın dediler. Ya benim evim burada yakın olduğum için hani. Haberimiz yoktu dediler. Bahtı millet hep kesiyor... Bize uygun fiyata bulduk. He bir tane kesti mi? Evet. Peki yani buralar pek hijyenik değil yani. Niye kesimhanede değil de burada kestiniz? Valla orada kesek de bilmiyorduk. Belediye ekipleri belirlenen alanlar dışında kurban kesenlere kabahatler kanununa göre işlem yaptı. Kanuna göre 105 lira idari bir para cezası uygulayacağız şimdi vatandaşa. Fakat ceza bununla da kalmıyor. Üstüne bir de çevreyi kirletmekten 192 lira ceza kesiliyor. Amaçsa hem çevrenin temiz kalmasını sağlamak hem de kurban kesiminin hijyenik ortamlarda yapılmasını temin etmek. Belediyeler sadece kaçak kesenlere ceza kesmedi. Kaçak satış yapanlar da cezadan payını aldı. Şu anda sizin Bakırköy'de olmanız lazım. Ya siparişi bir malı mı çıkıyor? Hayır. Bakırköy'de olmanız lazım. Bu veteriner hekimlere gidecek, ceza işlemi uygulanacak.